Yayınıma hoş geldiniz. Kazakistan dosyası devam ediyor. Yayınlarım da önemli. Çünkü Türk dünyasının en geniş topraklarına sahip olan Kazakistan tehlike altında. Özellikle Turan Devletleri Teşkilatı'nın kurulması, Türklerin birleşme çabaları, Rusya'nın da Çarlık dönemine denk gelince tabii ki birileri şaşırmasın. Putin'in son yaptığı işgal adımları Rus Çarlığı'nın geri döndüğünü gösteriyor. Meselenin vahametini anlamanız için Kazakistan sınırından Kazakistan'a geçen Rus araçlarının binlerce Rus aracının görüntülerine bakarsanız meselenin mehavetini, meselenin önemini anlarsınız. Özellikle Kazakistan'a kontrolsüz bir şekilde girdiğini düşündüğümüz ve içerisinde Rusların Wagner silahlı gruplarının da olduğunu tahmin ettiğim yoğun bir araç girişi var. İsterseniz bu görüntüleri beraber izleyelim. Kazakistan'da kaybettikleri o başarı grafikleri varmış ya Çarlık döneminde. Şimdi yeniden Ukrayna'daki mağlubiyetin bir nevi adımını mı atacaklar? Yani onu unutturmak için Kazakistan'ı işgal ederek bak biz böyle güçlüyüz mü diyecekler? Anlan durum şu. Evet, son dakika bilgilerine göre Rusya'nın Nazi suçlaması bir işgal adımı. Yapılanlar da öyle. Tokayev dengede götürmek istiyor. Özellikle Rusların, evet Rusların burada yaptıkları katliamlar, en son ayaklanma var diye geldiklerinde yaptıkları katliamları dünya unutmayacak. Ama şu bir gerçek ki özellikle Ruslarla mesafe koymak, Rusların işgallerini tanımamak ne yapmaktan geçer? Tabii ki güçlü durmaktan ve Türk devletleriyle bir olmaktan geçer. Böylelikle bundan sonraki süreçler, evet bundan sonraki süreçlerde neler yapılabilecek, neler edilecek bunlara bakılmalı. Yani Tokayev hızlı bir silahlama yarışına girmeli. Hava savunma sistemi ve tank savar çok acil Sayın Tokayev. Özellikle mayınlama o geniş coğrafyada Rusların saldırı yapma olasılığının yüksek olduğu bölgelere mayınlama acilen yapılmalı. Şok bir yenilgi, şok bir saldırı Kazakistan'ı çok ağır bir duruma sokacaktır. Zaten var olan ekonomik sıkıntılar ve ülke içerisindeki durum tamamıyla kaosa yönelecektir. Yani Tokayev Rus işgaline karşı yeni ittifaklarla Rusların karşısına çıkmalı. Türk Devletleri Teşkilatı'nın yanı sıra Çin'in bu bölgede Rusya'yı istemediğinin adımıyla Çin'e fazla yaklaşmadan Rusya'yı rahatsız eden bir Çin ilişkisine de girebilir. Çünkü koskoca Türk Devleti'nin sınırlarına göz diken ve artık bir sene içinde bütün Kuzey Kazakistan'ı işgal etmek isteyen bir Rusya var karşımızda. Şimdi Tokayev Putin'le sürtüştü. Ayrılıkçı ülkelerini tanımayacağını ilan etti. Buraya kadar her şey güzel. Gerçekten iyi. Ama bundan sonraki süreçte neler olacak? Özellikle Moskova'ya yapılan ziyaret bize ipuçları veriyor. Rus gizli servisinin gözetiminde Moskova'da ne arıyor Nazarbayev? Şimdi görüntüler geldi ekranlara. Nazarbayev 10 araçlık Rus federal servisinin himayesinde Moskova'ya geldi. Tamam da bu görüşmelerde ne yapılacak? Muhtemelen Tokayev'e bir darbe girişimi planlanabilir. Burada kirli ilişkiler ve kirli oyunlar mevcut. Ve bu oyunlara Kazakistan alet olmamalı. Nazarbayev alet olmamalı. Çin çok güvenilecek bir ortak değil. Türklere yaptığı, Müslümanlara yaptığı zulümle zaten hepimizin kızgınlığını kazanmış bir ülke. Ama Batı'nın özellikle şımartıp şişirdiği bir balon. Rusya'da aynı değil mi? Enerjisini aldı, şişirdiği bir balon. Şimdi kendi şişirdikleri bu canavarı yok etmek isteyen bir Batı ile karşıyayız. Ama Kazakistan'ın şu anda nüfus demografisini değiştirecek şekilde bir hareketlilik var arkadaşlar. Size yayının başında Kazakistan sınırındaki Rusların oluşturduğu devasa konvoydan bahsettim. Mart ayında ne anlaşma yapılmış biliyor musunuz? Karşılıklı kısıtlamalar kaldırılacak, nüfuslar birbirine gidip gelecek. Yani böyle bir anlaşmayı yaparsanız Rusya bunu köküne kadar istifade eder. Orta Asya Türk devletlerinde asıl sıkıntı şu. Rusça eğitim alırsanız iyi yerlerde iş bulursunuz. Azerbaycan da aynı sorunu yaşıyor. Yani Rusya çekilmiş ama Rusya genetik izleriyle
oradaki uzantılarıyla varlığını devam ettirmiş arkadaşlar. Şimdi Rusya zaten bu varlığını devam ettiremeseydi, o bölgedeki Ruslarla aylıkçı bir tampon bölgeler ve özerk bölgelere dönüştürmeyi planladığı bölgeleri oluşturmasaydı, şimdi akın akın Rus nüfusunu Kazakistan aktaramasaydı, bu işgal için bu kadar umutlu olmazdı. Ama Kazakistan'daki şu anda vatandaşların dediği şu: biz Kazakça yani Türkçe konuşarak hiçbir şekilde bir yere giremiyoruz, değer bulmuyoruz. Ama bunun sonucunda Rusça öğrenenler, Rusça bilenler ise istedikleri yere giriyorlar. Aynı şikayeti Azerbaycan'dan da aldım. Azerbaycan'daki kardeşlerimiz Rusça bilenler iyi yerlere giriyorlar. Rus okullarına, Rusça eğitim veren okullarda olanlar çok iyi yere yerleşiyorlar dedi. Yani burada ülke yönetimlerinin de oldukça büyük bir haksızlık ve tabii ki vatanına ve milletlerine tabii ki büyük bir haksızlık yaptıkları ortada. Kazakistan bir prova yaptı. Kazakistan bu provada özellikle bir ayaklanma oldu. Rusya'nın bu işgal adımıyla nelerle karşılaşacağını gördü. Özellikle iç karışıklığı bastıramıyorum diyerekten jet hızıyla Rusya'yı davet eden Tokayev'in daha sonra yaptığı adımlar güzel olsa da o yara kapanmıyor. Rusya bir kere ayağa alışmış Kazakistan'a ve Kazakistan'dan yeni giden, evet bu karışıklık döneminde giden Rus askerlerinin de geri dönmediği konuşuluyor. Bu tabii ki insanın yüreğini acıtıyor. Kazakistan'da birçok üste bulunuyorlar. Ayrıca Rus nüfuslarının olduğu bölgeleri bahane edip hızlı ve güçlü bir zırhlı birlikleriyle Kazakistan'ın kuzeyini zapt etmek istiyorlar. Yani Putin, ben bu görevi bitmeden Çarlık Rusyası'nı ilan edeyim, ben de Çar Putin olayım derdinde. Ama ne var ki Kazakistan buna ne diyecek? Sahada onların işi yürüyecek mi? Bu da tabii ki önemli bir anekdot. Ama üzüntü verici olan şu: ülke içindeki bir asayiş olanı ben bastıramadım. Rusya geldi bastırdı olayı. Şu anda Rusya'nın ben Kazakistan'da şunu yapacağım, bunu yapacağım deme cüreti göstermesine neden oldu. Bu önemli bir anekdot. Bu adım atılmamalıydı. Bu cesareti kendilerinde bulamamalıydılar. Yani bu cesareti bulmaları bile tabii ki bizler için oldukça incitici bir durum. Türk dünyasının en verimli ve en geniş topraklarına, yeraltı zenginliklerine en çok sahip olan ülkesine Rusya iştah kabarttı. Tabii ki bu duruma Çin ne diyecek? Şimdiye kadar pek bir şey yapmadı aslında. Burada bir şey var ki Türk Birleşik Devletleri Teşkilatı hızlı davranmalı, Kazakistan'ın erken düşmesi engellenmeli, Kuzey Kazakistan'ı işgal edeceğiz, oralar bizimdi, fazladan aldılar diyen Putin şaka yapmıyor. Niye? Şimdiden yer yaptı ki daha sonra yapacağı işgal için uygun zeminlerde ve bahanelerle zaten fazla verdiğimiz toprakları aldık diyecek. Yani Kazakistan'ı işgal niyeti kesin. Bu kesin düşüncesine karşı bir şeyler yapılmalı. Sınırda Kazakistan'a akın akın gelen bunların arasında Wagner'in olmadığını kim tahmin edebilir? Rusya'nın bu oyunu bozacak Kazakistanlılardır. Kazakistanlılar Rusya'ya boyun eğmemeli. Kazakistan devleti her yönden önlemlerini almalı. Sınırdaki tedbirler evet güçlü bir şekilde sağlanmalı. İnşallah bir dahaki yayında görüşene kadar şimdilik hoşça kalın.